Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi sedum palmerim açtı. Bu şekilde. Sadece tek bir dal açtı. Ben hem bunu göstermek istedim hem de diğer sukulent ve kaktüslerimin son hallerini sizlere göstermek istedim. Evet, yapraktan üretmeye çalıştığım tüylü sukulentlerimden bir tanesi panda sukulent diye geçiyor. Burada atlas çiçeğim var. Fıstık kaktüsü de denilen kaktüsüm var. Tavşan kulağı kaktüsüm. Ve dikenler tacı çoğalttığım şu anki hali. Henüz güneş görmediği için biraz şey durumda, kötü durumda. Ama düzelecek. Bu da Campanula fidesi. Fideden ayırdım ve sütun kaktüslerim var. Bu şekilde. Ve burada diğer bir sukulent türüm, Echeveria'lardan. Bu da bir diğeri. Bunlar ikisi çok sağlıklı. Evet, bu da bir sukulent sedum türü. Bunu budadığın zaman daha çok güzelleşiyor. Ve tüylü telgraf çiçeğim. Bu şekilde biraz saksısı küçük ama biraz daha büyüsün, onu da büyüteceğiz. Ve tesbih çiçeğim. Bu diğer bir tesbih çiçeğim. Ve perişetosu kaktüsüm. Ve gene oval tesbih çiçeğim var. Ve burada tekrar bir tane daha sedum. Bu da yapraktan çoğalttım bunların hepsini ben. Tek küçük yapraktan çoğalttım. Evet, burada farklı bir tür kaktüsüm var. Bu şekilde. Bunların hepsini ben kendim çoğalttım. Bazıları dışında. Sukulentlerimin hepsini ben kendim çoğalttım. Bu da Havartia sukulentim. Evet, burada Springtime sukulent türü bu da. Evet, prenses çamım. Bu şekilde. Çok kolay çoğaltılması da. Evet, sukulent çoğaltmak çok kolay. Sadece bir yaprak yetiyor. Bir yapraktan bir sürü çiçek elde edebiliyorsunuz. Bu da tabii ki aşkın gözyaşı. Burada da var. Böyle bir saksıya dikmiştim. Belki bunu ilkbaharda başka bir saksıya alabilirim. Başka çiçek dikmek için. Evet. Kışın kaktüsleri fazla sulamıyoruz. Bu da kaynana topuz olan kaktüsüm. Geçen sene açmıştı. İnşallah bu sene de açar. Kışın kaktüslerimizi fazla sulamıyoruz. Bir tane sukulentim hatta bir tuhaf oldu. Yaprakları büzüştü ama bu da Campanula maviş. O da düzelecek inşallah. Yavaş yavaş ilkbahar yaklaşıyor. Evet, bu da diğer bir aşkın gözyaşı. Çiçek dalı çıkarttı. Evet. Bunlar da kartopu kaktüslerim. Evet, bu da diğer bir kaktüsüm. Bunlar kendi üretimim. Evet, bu da diğer bir yılan kaktüs. Bu da bir sedum türü. Krasula.
Evet, bunu budarsanız daha güzel oluyor. Daha gür çıkıyor ve yaprakları hemen tutuyor zaten. Budadıklarınızı direkt toprağa dikebilirsiniz. Evet, bu da buz çiçeği ve yanında tekrar bir tane daha krasula vardı. İkisi aynı saksıda. Yazın belki ayırırım. Evet. Sedum palmer bu aylarda açıyor hemen hemen. İnşallah seneye de daha gür bir şekilde açar. Bazı yaprakları açmadı ama bu zaten ilk senesi, ilk defa açıyor bende. Yapraktan çoğaltmıştım. Birçoğunu. Evet, Pamuk Prenses de burada. Yavaş yavaş ilkbahara hazırlıyoruz. Kaktüs ve sukulentlerimizi şu anda hepsi dinlenme döneminde ve telgraf çiçeğim yer olmadığı için hepsini bir saksıya dikmek zorunda kaldım. Bunlar da bu şekilde hem daha şık gözüküyor. Evet. Kaktüs ve sukulentlerimin son halleri bu şekildeydi. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.